Türkiye'nin Musul operasyonuna müdahil olma olasılığıyla ilgili Washington'dan yeni açıklamalar var. Doğru, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'a soruldu bu konu ve Earnest, Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyon ve Musul operasyonlarındaki rolünün devam eden görüşmelerin bir parçası olduğunu söyledi. Günlük basın briefinginde elbette Başkan Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi de gündeme geldi ve Türkiye'nin Musul operasyonlarında rolünün ne olması gerektiği konusunda bir mutabakata varıp varmadıkları soruldu. Ernest Obama'nın görüşmede Erdoğan'a IŞİD'e karşı koalisyona mensup müttefiklerin tüm operasyonların birbiriyle etkin biçimde entegre olması ve Irak merkezi hükümetinin taleplerine uygun düşmesi ihtiyacının altını çizdiğini söyledi. Ernest IŞİD'e karşı koalisyonun üyesi belirli ülkelerin oynadığı rolde sahadaki koşullar değiştikçe IŞİD'in yol açtığı tehdit evrildikçe bu ortak ülkelerden daha fazlasını ya da başka bir şey yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyondaki rolünü rolünü de devam eden görüşmelerin bir parçası olarak tanımlayabilirim diye konuştu. Türkiye'nin başta Amerika olmak üzere uluslararası koalisyona incirlik üstünü kullanımı açması, Suriye ile sınırın IŞİD'den temizlenmesi yolunda adımlar atması gibi önemli katkılarda bulunduğuna değinen Ernest şunları da söyledi. Musul'a operasyonlarda sağdaki Irak güvenlik güçlerini destekleyen uluslararası güçler için bir rol kesinlikle olacaktır. Türk askerlerinin Irak güvenlik güçlerine destek sunması rolünü içeren bir noktaya gelir miyiz bunu bilmiyorum ama daha önce de dediğim gibi Türkiye farklı yollarla IŞİD'e karşı genel misyon desteklemede önemli roller yerine getiriyor. Irak merkezi hükümeti ve IŞİD'e karşı koalisyonun Türk hükümetine ilave talepleri olursa bunları elbette devam eden diyaloğa dahil ederiz dedi Beyaz Saray Sözcüsü. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rakka'ya yöneleceğiz açıklamasını sorması üzerine de Ernest tüm operasyonların koalisyonun diğer üyeleriyle koordine ve entegre edilmesi gerektiğini gerektiği sözlerini tekrarladı. Türklerin son bir yıl içinde gösterdiği işbirliği ve eşgüdümden memnunuz ifadesini kullandı Ernest ve Türk hükümetiyle diyalog kanallarını açık tutmayı istediklerini vurguladı. Kürtlerin Rakka'ya planlanan operasyonda yer almasına Türkiye'nin itirazları da soruldu briefingde. Beyaz Saray Sözcüsü görüş ayrılıkları ve ihtilafların IŞİD'i yok etmeye yönelik ortak çabaya zarar vermemesi uyarısında bulunmakla yetindi. Ernest Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü tekrarladı. Irak hükümetinde bu aşırılık yanlarının kendi ülkelerindeki varlığından Kaygı duyduğunu biliyoruz. Bu terör örgütünün yol açtığı tehdide karşı müttefikimiz Türkiye'ye desteğimiz sarsılmak, sarsılmaz niteliktedir ifadesini kullandı. Son bir notta Fethullah Gülen e, örgütü ile ilgili il, ilgili er, e, Obama ve Erdoğan görüşmesinde Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iadesi talebinin gündeme gelip gelmediği soruldu. Josh Earnest, bu sorunun yanıtını bilmemekle birlikte görüşmenin ana gündemini oluşturmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.